Ay ay, bu şey nereden geliyor bu ses? Alet mi bozuldu, ama bunu karnıma tutmayın, bebeğe zarar verir. Alette bir şey yok. Bebeğinizin kalp atışlarının sesi onlar. Bebeğimin kalp atışı mı? Gerçekten mi? Allah'ım, ne kadar güzel bir his. Ne kadar da güçlü atıyor. Evet, her şey yolunda. Bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok. Yani benim sormak istediğim bir şey yok da... bir kız arkadaşımın bir sorusu vardı. O da hamile. Fakat eşiyle biraz problemleri var. İşte aksi bir adam. Neyse, babalık testi istiyormuş. Bebeğe bir zararı olur mu diye size danışmamı rica etmişti. Eğer çok gerekmiyorsa, yasal bir zorunlulukta yoksa pek tavsiye etmiyoruz aslında. Neden? Düşük riski barındırıyor. Nasıl yani? Nasıl riski? Bebeğinizin sağlığı için zararlı. Hem düşük tehlikesi var, hem de bebeğinizin hastalıklı doğmasına yol açabilir. Öyle mi? Ay, ölürüm de yaptırmam mı? Ölsün de yaptırmasın diyeceğim. Aman. Ya ne ölsün ne yaptırsın anlamında. Bu ne rezalet kardeşim? Kesin karıştırdınız siz bunu muayene sonuçlarını. Efendim, sakin olun biraz lütfen. Niye sakin oluyorum ya? Niye sakin oluyorum? Ay, çıldıracağım şimdi ya. Böyle sonuç mu olur? Rezalet bu. Ama var ya, sizi dava edeceğim. Sizi rezil edeceğim. Bak gör. Bak buraya yazıyorum, sen gör. Ben böyle şey görmedim ya. Ben hayatımda böyle rezillik görmedim. Ama var ya, kabahat bende ha. Sende değil. Hiç kimse de değil. Ben de başka yerde yaptıracaktım ben bu testi. Hayret bir şey ya. Babalık testinin sonucuna bak. Olacak iş değil. Yani ben böyle şey görmedim ya. Allah'ım. Bu sizin elinizdeki babalık testi mi? Evet, ama sonuçları yanlış. Yani burada yaptırmayın derim ben size. Ay Allah'ım ya, ne yapacağım ben şimdi? Ay Abdullah duyarsa var ya, kesin evlenmeyecek benimle. Ay şimdi çıldıracağım, düşüp bayılacağım. Şimdi şurada bayılacağım. Ay bir dakika ya. Ben hafta biriyle yatmış mıydım gerçekten? Ay yok, yatmadım biliyor musunuz aslında? Yatmadım da... Ay yok, kafam karıştı. Ay çok kafam karıştı benim. Ay ne yapacağım ben şimdi? Çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. Pardon, sizden bir şey rica edecektim. Ben bunun bir fotokopisini alabilir miyim acaba? Nereden çıktı ayol şimdi bu? Vallahi aynısının tıpkısı olmuş. Senin yüzünden ne işlerle uğraşıyorum Kudu ya. Kudu? Kudu nedir ya? Bakar mısın, buraya ismi yanlış yazmışsın yalnız. Ne? Kudu dediniz siz. Kudu diye insan ismi olur mu canım? Yani Kudu. Kudu ne? Kudret olacak o, Kudret. Siz Kudu dediniz ama. Ya ben Kudu dedim çünkü... Kudu'yu ben... sevdiğim için kullanıyorum. Öyle Kudu diyorum ama aslında Kudret olacak. Rica etsem bunu düzeltebilir miyiz? Tabii ki. Neden olmasın? Tamam, peki. Yalnız aynısının tıpkısı olacak değil mi? Evet, aynısının tıpkısı. Süper. Ya sen ne kadar akıllı bir insansın. İnşallah benim çocuğum da senin gibi akıllı olur. İnşallah. Al bakalım. Al bak bakalım. Bak bak. Şimdi ikna oldun mu? Gerek yok. Ne demek gerek yok? O kadar babalık testi istiyorum diye tutturdun ya. Al bak işte. Denedim seni kızım ben. Denedin mi? Niye denedin beni ya? Kızım ya. Ben bir an olsun için bile şüphelenmedim senden. O zaman babalık testini ne diye istedin?
Çünkü onu yaptırmasaydın asıl o zaman kopacaktı dananın kuyruğu. Danaya da kuyruğuna da başlatma bana. Madem istediğin bunu o kadar bakacaksın. Çabuk gel bak buraya. Aman da aman aynı babası. %99.9 bana benziyor o çocuk. İyi de benden kılmalı almadan nasıl yaptırdın sen o testi? Yastıktan, yorgandan topladım bir avuç kıl. Götürdüm verdim sevgili. Yatağımız senin kıllarına kaplı. Benim çocuğuma. Aslında var ya, senin boşayım. Çocuğun da yüzünü bir daha göstermemek var ama. Neyse, insanlık bende kalsın. Ya ben onu bir anlık kızgınlıkla söyledim Bezeliş. Derdim seninle değil, sana iftira atan o itle. Şuradan bir hayırlısıyla çıkayım, göstereceğim ben ona gününü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.